Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizin mevzu bir salikin Ya Vadisi'nden İlla Vadisi'ne nasıl geçmelidir. La Vadisi nedir? İlla Vadisi nedir? Bunları izah edelim. Arapçada la demek yok demektir. Aslında Cenab-ı Allah'ın ister Adem'de olsun, isterse alemde olsun üç tecellisi vardır. Ya efal tecellisi, ya sıfat tecellisi veyahut da zat tecellisi vardır. Bu üçünün dışında dördüncü bir tecellisi de yoktur. Halbuki biz bu aleme sümme reddetne esvele safiline reddettik diyor. Aşağıların aşağısını reddetmesi demek, dünya yüzüne reddetmesi demektir. Dünya yüzüne reddedilen bu insanoğlu, hak ve hakikaten uzak kaldığı için, nefsin ve toplumun bu bataklığından kendisini selamette çıkamadığı için onun için mutlaka bir Müşti Kamil'e gelmek ve Müşti Kamil'den kendi insan asliyemizi öğrenmek için tahsil etmek gerekliliğini görüyoruz. İşte böylece biz Müşti Kamil'e gelmekteki kasıt ki gene Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhil vasilete ve cahidü fî sebilihi lealleküm tuflehûn. Siz Allah'a ulaşmak mı istiyorsunuz? Bu yolda bir vesile arayarak bu yolda cahd ediniz. Yani mutlaka menzile varmalıyım deyiniz. Diyor ayet. Biz de onun için bir Müşti Kamil'e gelirsek, kendi insan asliğimizi bulmak için ondan istekte bulunursak, o bize bu La Vadisi'nden bizi kurtaracaktır. Yoksa kurtarması mümkün değildir. Ben canım kitap okuyorum. Kitabı bilgilerle bu elde edilemiyor. Bugünce Evliya ve Enbiya bu kitaplarla bunu bulmamışlar. Kimle bulmuşlar? Canlı kitaplar okumakla. Canlı Kur'an'ı hatmetmekle bulmuşlar. Satırlardaki olan Kur'an'ı hatmetmekle değil. Sadırlardaki olan Kur'an'ı hatmetmekle bulmuşlar. İşte onun için bir kamile gelen bir salikin evvela zikir ruhunun üfürülmesiyle yani Hicr suresinin 29. ayet-i kerimesindeki feiza sevvetehu ve nefehtu fihi min ruhi fegâû lehu sacidin ayet-i kerimesinde biz Adem oğlunu en güzel bir biçimde yarattıktan sonra ruhumuzdan bir ruh üfledik diyor ayet-i kerime. Şu halde biz de madem bir beşeriyet yönüyle en güzel bir biçimde yaratılmış, gelişmiş bir varlığız. Bizde akıl var, fikir var, idrak var. Bütün mahlukatı, bütün kainattaki her varlığı emrimize mazhar kılmış Cenab-ı Allah. Bu kadar üstünlükler olduğu halde hala daha bizim o hayvanlardan aşağı olmamız veya onlar gibi bir yaşam içerisinde bulunmamız akıl kârı değildir. İşte onun için bize ne yapıyor? Evvela zikir ruhu üflüyor. Zikir ruhu ile bizde gönül bahçemizdeki olan bu tohum sulanırsa, çapalanırsa, ilaçlanırsa hiçbir zaman bizi mağdur etmez. Yani o mahsul, bu ağaç meyve verecektir. Böylece zikirin idrakından sonra zikir nedir? Zikir fikirdir. Bir ayet-i kerimede diyor ki canlı ve cansız varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Tesbih etmek ayrı şeydir. Zikir etmek ayrı şeydir. Tesbih etmek bütün akıl nimetinden, fikir nimetinden, idrak nimetinden yoksul olan
varlıkların yapmış olduğu tesbihattır. Ama insanoğlunun aklıyla yapmış olduğu tesbihata, onu düşünürse, onu tefekkür ederse, onu fikrederse, o fikir olur, işte o zaman o zikir olur. Yoksa zikir fikir edilmediği zaman zikir olmaz. O tesbihat olur. Şu halde tesbihatla zikir arasındaki fark neymiş? Birisinde Allah da deseniz, düşünmüyorsanız manasını, Allah diyorsanız, hakikaten onu fikretmiyorsanız sizin zikriniz değildir. Bu zikir değildir. Bu tesbihattır. Bu sizi vuslat buldurmaz. Çünkü Allah demek, Allah demek olsaydı herkes Allah diyor. Allah demeyen var mı varlıkların içerisinde? Yok. O zaman onlar hepsi evliya olması lazım. Olmadıklarına göre demek ki Allah demek yetmiyor. Ne yapmak lazım? Fikretmek lazım. Zikir fikir olacak. Fikir o zaman zikir olur. Ve bunun artması için de şükrederseniz, yani nimetin artmasına arzu ederseniz, nimet de manevi nimetinizin artması. Şükrederseniz o zaman sizi o zikir ruhu yeşermeye başlayacak. Gönlünüzün tarlasındaki, gönlünüzün bahçesindeki olan bu zikir tohumu yeşermeye başlayacak. Ondan sonra o üç tecellinin artık size ait olmadığını bilmek. La faale, la mefsufa, la mevcuda demek suretiyle ne fiilin, ne sıfatın, ne de zatın size ait olmadığının idrakı size tecelli ederse, işte la vadisinden kurtulmuş olursunuz. La'yı geç, illa'ya ayak bas. La yok. Zaten senin kendine has bir fiilin yok. Senin kendine has bir sıfatın yok. Senin kendine has bir vücudun yok. Bunlar senin değil. İdrakına varırsanız, işte ilmel dahi bilseniz bunları, bu sizin ilmel fenafillah olmanız demektir. Bunu siz zevk ederseniz, yaşama özen gösterirseniz, daima yaşantınızda hep bunun rabıtalarını, bu mertebelerde saliklere rabıtalar verildiği için, la faale illallah, faalin, fiilin faalini görecek hale gelirsin. Sıfatların mevsufunu görecek hale gelirsin. Vücudun mevcudunu görecek hale gelirsen, o zaman mülkünde ondan başkasını bırakmazsın. Ve biraz evvel okumuş olduğumuz, küllü men aleyhe fan ve yapka veçhu rabbike zülcelal ve ikram. Her şeyin aslı yokmuş. Meğerse Cenab-ı Hak bu varlıklardan tecelli eden kendisiymiş. Bu varlıklar da Cenab-ı Hak'ın birer sıfatıymış. Bu varlıkların kendine has Cenab-ı Hak'ın sıfatının dışında ayrı bir varlıkları var anlamında değil. Bu varlıkları biz ayrı görüyorduk. Allah'ı ayrı biliyorduk. Meğerse Cenab-ı Allah bu varlıklarla kendisini ilan etmiş. Bu varlıklarla kendisini şer etmiş. Demek suretiyle kişinin la vadisinden çıkması mümkün olacaktır. La vadisinden çıktığınız zaman artık kendinize bir varlık nispet edemezsiniz. Etmeniz de mümkün değildir. Ama bu neyle mümkün? Bu ilim, bir cenaze düşünün. Cenaze gazetenin üzerinde durduğu zaman hakikaten yıkayıcının önünde nasıl duruyor? Ölü olduğu için hiç sesini çıkarmaz. Sağını döndürür, solunu çevirir. İstediği gibi istediği yere yıkamaya tevessül ettiği zaman benim avrat yerim elleme, benim kolumu kaldırma demez. Diyorsa zaten onu o yıkayıcı layıkıyla yıkayamaz. Aynen bütün veliler öyle demişlerdir. Bir gazetenin üzerinde cenaze gibi ol. Salik'in durumu bu olmalıdır. Kendisini hakikaten gayriyetlerden temizletmek istiyorsa, gayriyetlerden kurtulmak istiyorsa, la vadisinden çıkmak istiyorsa, mutlaka ve mutlaka onun verdiği talimatlara uyması lazımdır. Teslimiyet çok önemli. Siz karşıdaki kişiye inanıyorsanız %90, %100 ustat alırsınız. Karşıdaki kişinin sözlerine inanmıyorsanız, ondaki sözlerin kendisine ait olarak yorumlayarak ayrı bir fikirler halinde şu tarafları doğru, bu tarafları eğridir diye kendi
terazinizle onun sözlerini tartmaya kalkışıyorsanız elbette size göre eksik taraflar da vardır, iyi taraflar da vardır o kişinin. O zaman vuslat almanız mümkün değildir. Ama o masardan, o kamilden bana hitap eden Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak benim ihtiyaçlarımı bana gösteriyor, söylüyor. Ben bundan ne kadarını istifade edebilirsem o kadar vuslat alırım diye o kişiye değil de Cenab-ı Hakk'a nispet ederseniz o irşat ve terbiye metodunu, o zaman en kısa zamanda vuslat alırsınız. İşte La Vadisi budur. İnsanların çoğu La Vadisi'nde bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın dostları ise La Vadisi'nde bulunanlar değil, İlla Vadisi'nde bulunanlardır. Ne demektir illa? İlla, la ilahe, bak, ilah yok. Senin zannındaki, hayalindeki, bilincindeki bir ilah olmadığı gibi senin kendine nispet ettiğin varlığın da yok. La ilahe. Bu devreyi geçmek için kişinin hakikaten fena pille olması lazımdır. Ölmezden evvel ölmesi lazımdır. Ölüm de iki türlüdür. Biri izdirarı ölümdür, biri itiyarı ölümdür. İzdirarı ölüm herkesin madde olan bedenlerinin bu alemden ayrılmasıdır. Ama itiyarı ölüm ise itiyarı ile kendisine nispet ettiği varlıkların kendisine ait olmadığını, kendisindeki varlığın Cenab-ı Hakk'a ait olduğunun bilincine ermektir. İtiyar ölüm kişinin kendi isteğiyle, iradesiyle olan bir ölümdür. O izdirar ölüm ise bedenin emri ilahi geldiği zaman bu alemden ayrılmasıdır. O kendi kulun elinde değildir. Ama ihtiyar ölüm kulun kendi elindedir. Aklıyla, fikriyle, idrakiyle tahsil yapar, cahat ederse bu yolda, ki bu alem malum, onun için iradiye cüziyesi vardır. İradiye cüziyesiyle bu tahsil yapar. Çünkü kendisine nispet etmiş olduğu bir iradesi de vardır o kişinin. Ve böylece bu La Vadisi'nden İlla Vadisi'ne ayak basar. İlla Vadisi vahdet alemidir. İllallah. La ilahe illallah vadisidir. İlla Allah olabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın zatının sıfatlarındaki tecellisini, sıfatlarının da fiilleriyle açığa çıkışını bilmek, görmek ve olmak haliyle kendisini gösterir. Bilmek ilim nedir? Bir salik merati ilahinin başından sonuna kadar tahsil ediyorsa bu bir ilimdir. Henüz daha bunun aynel yakınlığı yoktur. Bu bilmektir. İşte kendi zatının sıfatından sıfatının da fiilleriyle kendisini nerede kullanıyor? Namaz mı kılıyor? Namaz kılarken tadil-i erkana ne derece uyuyor? Kıyamda duruşu, rukuya varışı, secdeye varışı, kendisinde okuduğu Subhaneke'yi, Enzu Besmele'yi, Fatiha Şerif'i, Zamm-ı Süreysi'ni kendi kelamını kendisinin dinlemesi halidir. Ve dolayısıyla rukudaki olan tesbihatı, secdedeki olan tesbihatı ve ondan sonra da kendi bütün icraatını kıyamıyla, rukuyla, secdesiyle kendisini seyretmesi ancaksın şuhutla olmaktadır. Şuhut da şahitlikten gelir. Bu da aynel yakınlıktır. Aynel yakın bu ilme, irfanete sahip ise kendisinden tecelli eden o siretin suretten açığa çıkışını seyreder. Yani aynel yakınlık aslında çok büyük bir mesele değil. Ama bilmeyenler için de büyük meseledir. Aslında bizim suretimiz Cenab-ı Allah'ın bize cemallahını sergilediği aynalardır. Siretin görünme yerleridir. Ehli arif suretten görür sireti. Suret ayrı değildir. Siret ayrı, suret ayrı değildir. Siretin suretten tecellisinin ibarettir bu alem. Ne kadar tecelli diyor senden? Bakış açın nedir? Hakikaten hak diye mi bakıyorsun? Hak diye mi bakıyorsun? Sen karşıdaki kişiyi gayret yönüyle mi görüyorsun? Ayniyet yönüyle mi görüyorsun? Sen karşıdaki kişiye nefsani yönüyle mi bakıyorsun? Yoksa ruhaniyet yönüyle mi bakıyorsun? Kendine sor. Herkes nefsini bilicidir.
Nefsine sorduğu zaman bunların cevabını verir kendisi. Senin huzursuzluk, mutsuzluğun senin cehenneminindir. Cehennemindir. Senin huzur ve mutluluğun, hak ve hakikatin idrakıyla her şeye nazar etmen senin cennetindir. Cennet senden ayrı yerde değildir. Cennet de senden ayrı yerde değildir. Cenab-ı Hak da senden ayrı yerde değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de senden ayrı yerde değildir. Yeter ki ey inanan kişi, sen kendine ibretle bak. Göreceksin. Cenab-ı Hak da sende. Hazreti Muhammed de sende. Ademiyet de sende. Cennet de sende. Cehennem de sende. Sırat da sende. Mizan da sende. Ama bu bir idrakın, bir bilincin, bir irfaniyet ve kemalatın ifadesidir. Bunları zevk ederseniz o zaman kendinizdeki olan Cenab-ı Hakk'ın tübe ağacı olarak sizden nasıl meyve verdiğini, bu meyve elma meyvesi mıdır, portakal mıdır, kiraz mıdır, yoksa armut mudur, yoksa ahlak mıdır? Çok güzel kendini sen bilirsin. Çünkü herkes nefsini bilicidir. Nefis sizin ruhaniyetinizin sıfatlardan görüntüsünün ta kendisidir. Hakikaten ruhunuzdan olan tecelli nefis alemine gelerek sizin sıfatlarınızda süfliyet icraatlarını gösteriyorsa, kulak gıybet dinliyorsa, göz yalan söylüyor, göz karama bakıyorsa, dil yalan söylüyorsa, bu süflü olan bilinçsizliğinizin, cehaletinizin gereği olarak bu icraatı yapar. Ve akıl da kendi emrinde kullanır. Bu aza ve cevherleriniz artık hakkı ilmel görseniz bile, görüyorum deseniz bile gözünüz gayret gördüğü için haramdır. Gayreti görmek haramdır. Helal haram nedir biliyor musunuz? Helal hakkı müşahede etmektir. Haram haktan gayriyi görmektir. Her nereye bakarsanız bakın. Nefsaniniz mi icraatta yoksa ruhaniyetiniz mi icraatta? Akıl estetik bir latif varlıktır. Yani o nefis hükümdarlıysa bu ülkede nefsin emrinde çalışır. Bu ülkede, vücut ülkesinde ruh hükümdarsa bu sefer akıl onun emrinde çalışır. Akıl bir civa gibidir. Aklın, zihin, idrak gibi şeyler de vardır. Şubeler de vardır. Bunlarla kendisini ister nefsin emrinde olsun, ister ruhun emrinde olsun kendisini bariz bir biçimde göstertir. Onun için işte illa vadisindeki olanlar aynel yakinlik zevkiyle zevkler olanlardır. Süleyman kıssasında Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını bana kim getirecek dediğinde ifrit, cin tayfasından bir ifrit diyor ki ya Nebiullah ben siz oturduğunuz yerden kalkasıya kadar zaman içerisinde getiririm onu diyor. Süleyman Aleyhisselam hayır diyor. Bu uzun bir zaman. Gördünüz mü? La vadisinde olan bir kişinin ifadesidir bu. Cin tayfasının liderlerinden bir kişinin sözü bu. O Belkıs'ın tahtını öyle getirenmeni müsaade etmiyor. Getirmesi müsaade etmiyor. Neden? Çünkü bu alemde ve Adem'de Cenab-ı Allah zatından sıfatına, sıfatından fiiline, fiiliyle de iyi veya kötü olduğunu bildirecek. Bu uzun bir zamandır demekti bu. Gördün mü? La vadisinde olan budur. Yani ey kardeşim sen de fiilin fali Allah'tır. Sıfatların mevsufu Allah'tır. Vücudun mevcudu Allah'tır diyorsan bu senin henüz daha la vadisinden kurtulmadığının bir gereğidir. Onun için fena mertebelerindeki kardeşlerimiz çok iyi bilirler ki hep
La faale illallah, la mevsufa illallah, la mevde illallah rabıtaları onlara verilir ki bunları işlesinler, hisleriyle bunları daima kullansınlar ve bunlardan bir an evvel kurtulsun içindir. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında duran Asab bin Beli isminde bir vezir de ya Nebiullah diyor, ben onu, Belkıs'ın tahtını size gözünüzü kapatıp açtığınız andan itibaren getiririm diyor. Ve anında getiriyor karşısına. 300 kişilik saltanatıyla Belkıs'ın tahtı karşıya geliyor. Gördünüz mü? İşte aynel yakinlik olan beka mertebelerindeki salikin durumu budur. Demek ki Asab bin Beli denen o kişi beka salikiymiş. Bir insanın insan asliyesini öğrenebilmesi için mutlaka ve mutlaka meratib-i ilahinin fena ve beka tahsilini yapması lazımdır. Fena ve beka tahsilini yapmayan salik maalesef Cenab-ı Hakk'ın bu varlıklardaki olan tecellilerinin zevkine eremez. Kendi insan asliyesini bilemez. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen boşuna emektir. Kendini bilmekten kasıt, senin Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var olduğunun idrakına varmaktır. Hem diyorsun onun mülkünde ondan başkası yoktur, ondan sonra da diyorsun ki ben de varım. Sen de varsın, o da var. Nasıl oluyor o? İşte onun için İlla Vadisi'nde olanlar Asab bin Belhi gibi gözünüzü açtığınız zaman karşınızda bulursunuz Belkıs'ın tahtını. Nedir Belkıs'ın tahtı? Belkıs nefis sahibidir. Nefis sahiplerinin tahtı ne olur? Kendilerine nispet etmiş olduğu Cenab-ı Allah'ın üç tecellisini kendilerine nispet eden kişiler demektir. Bir salik Kamil'in huzuruna geldiği zaman bilmiyor mu onun kendisine nispet ettiğini? Bildiği için zaten ona bunlar senin değildir demek suretiyle ondan kurtarmaya onu çalışıyor. Onun görevi zaten o. Ve hakikaten Belkıs'ın tahtı gözünü açtığı zaman karşısında buluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu tecellilerinin zuhuratı demek ki zatından, sıfatına, sıfatından da fiiliyle açık beyan, ayan beyan görünüyor. Hüsnü Niyazi Hazretleri öyle demiyor mu? İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere fünanıymış. Haktan ayan bir nesne yok ki. Ondan başka bir varlık olsa onu örtmüş olsun. Ondan büyük bir varlık olsun, onu örtmüş olsun. Yok. Ne ondan büyük bir varlık var, ne de onun yanında bir varlık var ki mukayese edesin veyahut da ona engel olsun. Mümkün değil. Şu halde kişi bu idraka vakıf olduğu zaman kendi zatının kendi sıfatlar olan gözünden, kulağından, dilinden, elinden, ayağından tutanın Cenab-ı Hak olduğunu bilse ve bu gözün bakış niyeti, duyuş, kulağının duyuş niyeti, dilinin konuşma niyetlerini de tartıverse, kendinde hassas terazi var, tartıverse o zaman hakikaten anında Hakk'ın dostu olacak. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dostu olmak fena ile değil, illa iledir. İlla da bekadır. İşte bu zevk artık Cenab-ı Allah her an ayrı bir şandaki tecellisiyle İslamiyet fark dinidir. Biz şerat-ı evveli değil, şerat-ı saniyeyi uygulamaya özen gösteririz. Şerat-ı evvelde taklit olan şeriatla oruç tutarsınız manasını bilmezsiniz, namaz kılarsınız manasını bilmezsiniz, Kur'an-ı Kerim okursunuz faydasını ve manasını bilmezsiniz. Bu taklidi bir ibadet ve taattır. Ama
Farkı saniyede ise, bu farkı saniye ise hakikattan sonra gelen şeriattır ki orada yaptığınızın her ne olursa olsun manasını bilirsiniz. İdrakında olursunuz. Bunun zevkine ermişsinizdir. Her ne olursa olsun. Ben buraya geldim. Beni getiren var. Mutlaka buraya geldiysem benim istifadem var demek ki. Buraya geldiysem sonunu bekle. Mutlaka ya belamı bulacağım ya Mevlam bulacağım. Bu meselede Allah'ın yolunda gidenlerde bela olmayacağına göre Mevla'nın bulacağı iki kere iki dört gibi görünüyor zaten. Var mı başka? Yok. Onun için Cenab-ı Allah hakikaten bize La Vadisi'nden İlla Vadisi'ne geçirenlerden eylesin. İlla Vadisi'nin ötesinde de hakikaten bir de hakkal yakinliği var ki gönül aleminde onun huyluyla yaşaması. Her şey bu deryasında yok olursa o deryada çok yunuslar vardır, çok balıklar vardır. Her şey vardır ama hepsi deryanın içerisindedir. Hiç dışında görülmez bir şey. O oradadır, gizliktedir orası da. Cenab-ı Allah bizlere inşallah La Vadisi'nden İlla Vadisi'ne geçenlerden eylesin. İlla Vadisi'ndeki olan Cenab-ı Hakk'ın her an ayrı ayrı tecellilerini, her an ayrı bir şandaki zuhuratını bizlere zevk ettirsin. İman, Kur'an ve bizleri daima şuhuttan da ayırmasın. Sadakallahu aleyhi ve sellem.